Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ortamda görmüş olduğumuz görüntü görüntüleyici yani resim albümü oluşturmayı göreceğiz. Görüntü görüntüleyici bize bir resim albümü oluşturur. Burada benim albümü oluşturmak istediğim bir klasör var mı? Onu belirtiyorum. Ben albümde bir klasör açıp içerisine albüm 1 olarak ne yapıyorum? Kaydediyorum. Evet arkadaşlar, hemen kod kısmım geldi. Burada şuna dikkat etmek istiyorum. Şu an benim eklediğim bu albüm ya da bu görüntü görüntüleyici albüm içerisindeki klasörün içine albüm 1 SVF olarak ne yapıyor? Ekleniyor. Bunu ben ana dizinime de ekleyebilirim. Herhangi bir klasörün içerisine de koyabilirim. Şimdi eklentim aktifken flash ögeleri diye tıkladığımda bununla ilgili bölümler ne yaptı? Karşıma geldi. İlk olarak ben burada resimlerimi eklemek istiyorum. Resim URL kısmından var olan resimleri silip ben manzara 1'i, tabi burada sayfamı kaydetmediğim için bana bir uyarı verebilir. Ben sayfamı albüm sayfası olarak kaydediyorum. Ve tekrar resim URL kısmına gelip resimlerimi tek tek ekliyorum. Manzara 1, manzara 2, manzara 3, manzara 4 ve manzara 5. Burada belli bir limiti yoktur. Ne kadar ekleyebilirseniz resim ekleyebilirsiniz. Sadece oluşturduğunuz eklentinin açılması, internette açılması biraz geç sürebilir. Şimdi ben sayfama kaydedip bir ön izleme yapıyorum. Evet, şimdi yön tuşlarıyla resimler arasında geçişler yapıyorum. Şimdi burada resimlerin altına yazılar yazmak istiyorsam resimlerimizin altına yazılar yazalım. Resim captions bölümüne gelip evet, şimdi buraya resim 1 diyorum. İkincisine resim 2, resim 3, resim 4 ve resim 5. Sayfamı kaydedip bir yenine yaptığımda evet, resim 1, resim 2, benim şu an ikinci resimde olduğumu ve bu albümde 5 tane resim olduğunu gösteriyor. Resim 3, 4 ve 5. Şimdi bu yazıların renklerini, büyüklüğünü, puntosunu değiştirelim. Evet, yazımın rengini kırmızı yapmak istiyorum. Fontunu evet, büyüklüğü de 20 yapalım. Evet, yazı rengim değişti, fontu değişti. Evet, şimdi de arka fona gelelim. Evet, burada arka kenarlık olsun mu olmasın mı, hayır demiş, ben buna evet diyorum ve
Kenarlığımın rengini değiştiriyorum. Bir yine de yaptığımda evet benim kenarlığımın rengi ne yaptı? Eklendi ve rengini değiştirdim. Evet şimdi sırayla devam edelim. Kenarlığımın kalınlığını 20 olarak değiştirip bakın kenarlığımın kalınlığı ne yaptı? Biraz daha arttı. Evet, resimleri seçtiğimiz bölüm. Evet, şimdi buraya burada arkadaşlar resimler arasındaki geçişlerin olup olmadığını yani ok tuşlarıyla bir sonraki resime geçiş yapıyorduk. Evet, şimdi resmimiz sabit kaldı. İkinci resme geçemiyoruz. Tabii bunun kendi otomatik hareket etmesi lazım. Bunun için de hayırı evet olarak değiştiriyorum. Otomatik olarak hareket etsin slaytlar. Ve yenile dediğimde gördüğünüz gibi resimler hareket ediyor. Tabi burada süresini artırıp azaltabiliriz. Ben 2 olarak değiştireyim ve bir yenile yaptığımızda evet kenarlarımız çok kalın duruyor. Biraz da kenarlarımızı küçültelim. Evet arkadaşlar. Şimdi resimler arasındaki geçiş efektlerine dikkat edin. Bunu değiştirmek için geçiş efektini buradan farklı bir geçiş efekti seçip ön izlemede görebiliriz. Evet, sabit bir geçiş efekti. Bütün resimlerde aynısı uygulanıyor. Biz bunu tümünü uygula dediğimizde randomdan tamamını ne yapacaktır? Bütün efektleri tek tek gelişi güzel bir şekilde uygulayacaktır. Ve burada slide'ın tekrarı kaç kez tekrar edip etmeyeceğini ben buna evet dersem slide tekrar edecektir. Hayır dediğim zaman da işte kaç tane resmim varsa 5 tane resim bittikten sonra slide ne yapacaktır? Duracaktır. Tekrar başa dönmeyecektir. Ben bunu evet dediğim zaman slide bittikçe devamlı ne yapacaktır? Tekrar edecektir. Ve isim kısmına albümlerim olarak belirtiyorum ve yenile yaptığımda şurada albümlerim olması lazım fakat benim kaydırma çubuklarım olmadığı için onu göremiyorum. Kaydırma çubuğumu aktif ettim. Evet bakın albümlerim ne yaptı? Buraya geldi. Ben elimle de resimler arasında geçiş yapabilirim. İstersem de buradan ileri ya da geri diyerek resimler arasında geçişleri sağlayabilirim. Yani bu albümlerim yazısının rengini mavi yapalım. Büyüklüğünde 15 olarak fontosunu belirtelim. Evet. Albümlerim yazısı ne yaptı? 15 oldu ve rengimizi değiştirdik. Evet ben tekrar bu bölümün olmasını istemiyorum. Evet böyle bir resim efekti, resim albümü ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.